Merhaba, ben Engin Özay. Kırşehir'de Musa Gül Hastanesi'nde görev yapmak üzere tekrar Kırşehir halkına hizmet etmek için geldik. Yani kireçlenme denilen hadise birebir dışarıdaki kirecin gelmesi değil tabii ki de. Eklem arasındaki kıkırdağın tamamen kaybolması. Yani şimdi bizim kemiğimizin üzerinde eklemin hareketlerini sağlayan kıkırdak yapı var. Bu kıkırdak yapı aşama aşama erozyon oluyor, dejenere oluyor. Grade 1, 2, 3 ve 4 olarak değerlendiriliyor. Grade 1, 2'de hafif hafif bu kıkırdak haraplanıyor. Grade 3'te de artık ileri düzeyde bu kıkırdaklar haraplanıp kemikler birbirine sürtmeye başlıyor sizin anlayacağınız şekilde. Bu kemikler birbirine sürttüğü zaman artık kireçlenme olmuş oluyor sizin anlayacağınız şekilde. Yani artık eklem aralığı kapanmış oluyor ve hareket edecek bir eklem kalmadığı için hasta ne hareket edebiliyor ne de ağrıdan durabiliyor. O yüzden bu aşamalara gelmeden hastanın kendine çok dikkat etmesi gerekiyor. Kilo almaması, diz egzersizlerinin devam etmesi bunlar çok önemli şeyler.